Hem 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılan KPSS oturumları iptal edilmiş. Hem de 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos 2022 tarihinde yapılması planlanan oturumlar ertelenmiştir. Kamu personel seçme sınavı iptal edildi. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi yeni KPSS takviminin 17 Eylül'de başlayacağını açıkladı. Bugün itibariyle ülkemizin en güçlü kurumlarından biri olan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'na atanmış bulunuyorum. Kamu personel seçme sınavında soruların sızdırıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Kendi alanında dünyanın en kapsamlı hizmetini veren ve en saygın kurum olan ÖSYM'nin her türlü tartışmanın dışında tutulması, devlet-vatandaş ilişkilerinin sağlıklı yürütülmesi bakımından hayati öneme sahiptir. Soruşturma ile birlikte görevden alınan Profesör Doktor Halis Aygün yerine Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy atandı. İlk inceleme sonuçlarına göre bu sınavda adaylara yönetilen sorulardan bazılarının bir yayın evinin soru kitapçıklarında yer aldığı tespit edilmiştir. 4 yıldır görevde olan Profesör Doktor Aygün, sızdırma iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Aygün, birileri başarımızdan rahatsız olmuş olacak ki düğmeye bastı. Kimseye kırgın değilim, üzgünüm dedi. Sınavla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında yayın evine ait iki farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda polis ekipleri yayın evine ait dijital materyal ve KPSS dokümanlarından örnek aldı. Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz. İddiaların odağındaki yayın eviyle ilgili geçmişte FETÖ bağlantılı soruşturma yürütüldüğü ancak sonunda takipsizlik kararı verildiği öne sürüldü. Yeni KPSS sınav takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal eden KPSS adaylarından gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar da KPSS ile ilgili iddialar üzerine inceleme başlattıklarını duyurdu. Tüm bu gelişmelerin ardından yeni ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy kameralar karşısına geçti. Ersoy, milyonlarca kişinin girdiği KPSS sınavının iptal edildiğini duyurdu. Ersoy, gelecek hafta sonu yapılacak sınavların da ertelendiğini açıkladı.